Büşra Hocayla resim dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde taş boyamaya devam ediyoruz. İkinci dersimiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen ten rengi hazırlıyorum. Şöyle turuncudan biraz alıp daha önce koyduğum beyaz boyama karıştırıyorum. Bir bakıyorum hani ton tutmuş mu? Daha önce boyamışım çünkü. Bu biraz daha diğerine göre pembemsi bir renk oldu. Nasıl görünüyor? Biraz parlak görünüyor ama. Evet. Gözdeki ayrıntıları halledip bunu bitireceğim şimdi. Aslında yaptığınız çalışmaya belli bir süre sonra yeniden bakmak daha iyi oluyor. Çünkü biraz daha eleştirel bakabiliyorsunuz. Hani nerede hata yapmışım ya da nereyi düzeltebilirim diye. Evet. Aslında gayet iyi. Temizliyorum fırçamı. Şöyle beyazla düzeltebilirim. Yine altına, kağıdımın altına, yani taşımın altına peçete koydum. Altında kağıt var. Biraz kamerayı yaklaştırdım. Daha detaylar net görünsün diye. Evet, şöyle şurayı biraz düzeltebilirim. Şu gözü yeniden düzelteceğim. Şu güzel. Bunda bir sıkıntı yok. Böyle sık sık bakarak küçük küçük detaylar çalışıyorum. Şimdi ten rengiyle hemen gözün üzerindeki şu kalın siyah çizgimi incelteceğim biraz. Hem de gözü biraz daha küçültmüş olacağım. Gördüğünüz gibi daha düzgün bir hal alacak. Şöyle. Sonra şu gözün, sağ gözün beyaz kısmını biraz arttırmam gerekiyor. Çok büyük olmuş göz. Şöyle bir daha bakalım. Bir de iyi odaklanmak lazım. Evet, şimdi şu göz kapağının altında göz kapak çizgisini yapabilirim. Şöyle hafif. Şöyle hafif bir koyuluk vereceğim. Sonra üzerine yeniden aynı renkteki ten rengiyle devam edeceğim. Yine göz kapak çizgisini inceltebiliriz. Şöyle birazcık daha. Evet. Şimdi kaşlarını yapabilirim. Şu kısım kuruyana kadar. Orayı henüz ellemeyeceğim.
Gözün aslında şu tarafını biraz daha indirebilirim. Bakıyorum, evet. Tamam. Şimdi biraz sarımsı bir yani çok açık kaşlarının rengi. Onun içinde kahverengimi yine ten rengiyle açacağım. Ya da beyaz da olabilir. Çok azıcık alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi minik dokunuşlarla. Hatta önce şöyle kağıdımda deneyebilirim. Görünüyormuş şurada mesela. Şöyle bakıp. Evet. Biraz koyu oldu. Birazcık daha açalım. Diğerini öyle yapalım. Evet, bu sefer de çok açık. Az daha koyulaştırıyorum. Yani bu şekilde çalışmanıza devam edeceksiniz. Sabırla. Yani keyif alarak. Evet, şuralar çok açık. Buraları biraz sürttüm. Şimdi gelelim şu gözü bir düzeltelim artık. Evet, şu gözün sadece siyah kısmını birazcık büyüteceğim. Çok az. Şöyle telefondan da bakalım. Şimdi iyi oldu. Şu gözümü de şu kısmını genişleteceğim. Evet, şimdi birazcık daha iyi. Aslında şu gözdeki sıkıntı çok fazla kenarda durduğu için orada bir karaltı olmuş. O biraz göz yanılsamasına neden oluyor. Ondan dolayı da çok koyu duruyor orası. Şöyle çok minik bir beyaz atsam düzelecek. Aynen. Evet, düzeldi. Şimdi şu gözün kenarlarındaki koyulukları ben genelde böyle hafif kahve yapıyorum. Çünkü göz çevremizdeki renkler kırmızı ve tonları oluyor genelde. Hani ne kadar koyu da olsa siyah yapmayalım. Çok sert durur. Böyle çok minicik bir kahverengi koydum. Şunu da koyacağım. Bir fırçamın böyle döndürerek hani en sivri kısmını yakalamaya çalışıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Biraz şöyle gözün şu üst tarafına da koyabilirim. Evet. Şöyle biraz içeri de kahverengi atabiliriz. Evet, şimdi artık şöyle saçların ön taraflarını yapalım. Şöyle hafiften şöyle kaşları da minik, mesela şurası koyu renk olacak mutlaka, yakın olduğu için 200 birbirine. Şu kaş birazcık daha açık olabilir, özellikle şu tarafı.
Ve şimdi ben bunun üzerine sarı da, yani kahverengiyi açacağım. Saça kahverenginin tonlarını sürmeye çalışacağım bol bol. Evet, biraz çok detaylı. Çok basit değil, zaman alıyor. Keşke daha uzun çekebilsem videolarımı ama şimdiden 10 dakika olmuş. Şu gözünün altındaki çizgiyi de şöyle çok hafif veriyorum farklı bir renkle. Evet. Mesela şu burun delikleri olmamış. Onu düzelteceğiz. Orayı yeniden kapatalım. Evet, gözler şimdi kurumuştur. Onlara tam bir beyazla minicik bir pırıltı koyacağım. En çok parıldayan şu göz. İki tane pırıltı var. Şu kağıdımın bir kenarına hani dokunup yine deniyorum. Fırçanın ucunu görmek adına. Evet, mesela soldaki çok büyük oldu. Şu minik iyi. Evet, şimdi onu yeniden küçülteceğim. Yine azıcık siyah alıyorum. Evet, şöyle. Evet, şimdi şu bu kızın yani gözlerini, kaşlarını, hani şu çevreyi bitirmiş durumdayım. Şöyle. Hani saçları için de ne yapacağım? Bazı noktaları biraz koyulaştıracağım. Şöyle. Şöyle hafif çizikler atacağım. Şöyle yapabilirim. Mesela hemen elbisesinin astarını da atabiliriz. Buraya daha önceden kırmızımı koymuştum. Elbise bordo renkli bir elbise. Hafif siyah karıştırdım. Şöyle göstereyim. Şuradan dokunuyorum. Zaten siyah çok güçlü bir renk olduğu için hemen koyulaştırabilir. O yüzden yavaş yavaş karıştırarak. Ben genelde astarı koyu atıyorum. Daha sonra üzerine açık renkler ekleyerek ışıklı kısımları o şekilde tamamlıyorum. Evet, bu şekilde boyuyorum gördüğünüz gibi. Elinizi terbiye etmek için çok ideal böyle küçük çalışmalar. Yani terbiye etmekten kastettiğim eli daha iyi kullanmak.
Bu şekilde ben çalışmaya devam edeceğim. Belki üçüncü bir video daha atabilirim diğer portreler için, nasıl yaptığıma dair. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.